Gözünüz aydın. İstanbul denen kalabalığa 4 nüfus daha ekleyebilirsiniz. Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Yaşadın mı büyük yaşayacaksın. Irmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına. Çünkü ömür dediğimiz şey hayata sunulmuş bir armağandır. Ve hayat sunulmuş bir armağandır insana. Biraz müfredat dışına çıktık ama olsun. Bu son dersimizdi çocuklar. Bir daha size Eylül'de görüşürüz diyemeyeceğim. Hocam gitmeyin. Hocam lütfen gitmeyin. Annem işte. Cumhuriyet kadını. İlla alıntılı, şiirli, manalı olacak vedası. Bakın bu da evimiz. Kızlar bu ev 3 katlı. Oha sinema salonu spor salonu da vardır kız filmlerdeki gibi. Oo neleri yok ki. Havuzu da vardır bunun. Çok var. Güzel. Bu da müstakbel baba adayım. Haluk. Oha değil maşallah. Bakayım. Selin. Çok iyi. Geç geç. Biz de gideriz kız arada. Selin. Kızlar siz bakın ben geliyorum. Efendim. Gidiyor musunuz? biz ne olacağız? Siz kimsiniz? Gemileri yaktım kızım ben. Gerekirse İstanbul'a kadar gelirim. O gemileri biraz geç yaktın Boracığım. İstanbul'a gelirse bir boğaz turu yapıp dönersin artık. Alın işte. Bu da edebi olmayan bir veda. Çok sert. Ama gerekli bir sertlik. Topa yani. Nilüfer size emanet. O bizde merak etme. Hafta sonları beslemeyi unutmayın olur mu? Ağlama be kızım. Gelip gidersiniz. Hem FaceTime falan sürekli konuşuyor olacağız. Aynı şey değil. Anasının kızı. İlla Salyos'u mu kaydılacak? 3 gün sonra kimse kimseyi hatırlamaz. Rahat ol. Bu da benim vedam olsun. Ne demişler? Bir insanı İzmir'den çıkarabilirsin ama içindeki İzmir'i çıkaramazsın. Hangi hayvan oğlum yaptı çocuğum bunu? Hangi hayvan? Ulan sizin güneşinize de kızlarınıza da. Ay 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 ona dikkat edin. Onda makyaj malzemelerim var. Tamam efendim. Evet bu son koliydi. Ben taksiye çağırayım. Dışarıdayım. Tamam Nihal'cığım. Kızlar. Gelin bakayım buraya. Koş 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 koş. Hadi Nazlı. Geçin bakayım şöyle. Gerek var mı anne ya? Evet tatlım var. Hadi üzmeyin ama anneyi. Anne ya gerçekten hiç gerek yok. Kızlar hadi dedi. Anne ya. Seni indirir misin ayaklarını? Peri. Hadi hazırlanın hemen. Bayağı uzamışım abla ya. Bilmişsin kız. İnsan anılarını da bir bavula koyup yanında götürebilse. Mesela evin önünde dizini yardığın kaldırımı. 9 yaşındaki çikolatalı ağzınla gülümsemeni. Komşu Meral ablanın kocasını dövdüğü geceyi. Ama olmuyor. Bir şeylere başlamak için bir şeyleri geride bırakmak gerekiyor. Güneş
acaba? Bir daha böyle parlar mı? Sabuncu belinin ardına geçsem son defa. Martılar yine karşılar mı? Gün doğdu meydanında. Götürür mü o son vapur beni karşı yakaya? Elveda sana en güzel yarı. Elveda sana gazi kadınlar. Hoşça kal güzel İzmir. Hoşça kal Boyoz. Hoşça kal Çiğdem, Kumru, Saat Kulesi. 35.5 Karşıyaka, tam 35 Göztepe. Hoşça kal. Aa, nereden buldun bunları? Biraz yardım aldım tabii. Çok güzel olmuş. Ya kıyafetlerimi de yerleştirmişler. Evlendikten sonra ben de bu odaya yerleşeceğim. Şapşal. Ne oluyor, hayırdır? Şey, çiçekleri ben söyledim getirsinler diye. Tamam, geçin. Geç. Odayı botanik bahçesine çevirmeyeceğim, merak etme. Salonun bir köşesine koyarız diye düşündüm yani. Uygun olursa tabii. Ne sorun olacak? Artık burası senin de evin. Ne oldu? Bir şey var. Ama ne? Söyle. Ya Haluk gerçekten benim hiç böyle içime sinmiyor. Yani bu evin bir düzeni var. Rana abla, oğlanlar. Şimdi Ahmet de gelecek. Biz başka bir eve taşınsaydık daha güzel olmaz mıydı? Bak, düğün yapmayalım dedin, kabul ettim. Bu benim kırmızı çizgim Haluk. Söz verdin. 3 gün sonra sessiz sedasız evlenip geleceğiz. Bak, söz verdin. Ya tamam, verdim. Verdim, tamam. Ama bu ev büyük aile ister. Ve 60 yıldan beridir Mert oğullarını ağırlıyor. Bu da benim kırmızı çizgim. Bilmiyorum. Ya kızları gördün. Gördüm. Ve bayıldım. Anneciğim. Özür dilerim Haluk amca. Anneciğim, bir bakabilir misin? Ne oldu kızım? Ablamlar yine birbirine girdi de. Gel bakalım. Çekilsene kızım şuradan. Nasıl çekersin büyük odaya ya? İşte böyle böyle. Bu ne gürültü? Ben senin ablanın bir kere. Her istediğimi yaparım. Sınır ihlali yapma. Ya bu oda senin nereden senin oluyor ya? Daha karar verilmedi bir kere. Ya bıt 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 konuşup durma. Eşi olurum, yerleştirdim bile. Ne oluyor kızlar ya? Ben hallediyorum şimdi Rana Hanım. Kusura bakmayın. Lütfen. Geç şu içeriye Nazlı. İşte böyle polis ağıyla girerler. Gir içeri. Ya kızlar, biz sizle ne konuştuk? Ne söz verdiniz siz bana? Anneciğim, ben bir şey yapmadım ki, öyle odamda oturuyordum. Anne, o bu camdan kaçacak. O yüzden bu odayı istiyor. İzmir'de de kaçıyordu hep. Yılan. Peri, ablan kaçıyor muydu kızım İzmir'de camdan? Ben burada yokmuşum gibi devam etseniz. Aferin Nazlı ya. Gerçekten bravo. Odalarınız yan yana bu arada. Ya anne, zaten benim odamın camı ağaca çok yakın. Biliyorsun ben alerjim var, fena oluyorum. Yalandan ajitasyon yapma kızım. Ya şu kardeşinizden utanın ya. Sizden kaç yaş küçük, nerede nasıl davranacağını sizden daha iyi biliyor. Yesinler fındık prenses. Peri. Ver bakayım sen. Nazlı sen yazısın, sen de tura. Ay hadi atam yüzünü göster. Ya!
Tamam, mesele çözüldü mü? Anlaştık mı? Nazlı, o da senin. Uza bakalım yavaştan, süslü. Ya ikiz mi öküz mü belli değil ya. Nazlıcığım, sen de Rana Hanım'dan özür dileyeceksin. Ya anne, sen onu bir geç. Yani tekrar tekrar hatırlatıp üzmeyelim diye dedim kadını. Bu bir emir, rica değil. Şimdi odalarınıza yerleşiyorsunuz, üstünüzü değiştiriyorsunuz. Benimle birlikte Rana Hanım'ın yanına geliyorsunuz.